Kapıları gördün mü? Bak şimdi. Saçma metro giriş kapısı. Atlamasınlar diyorsun. Yeri var ya. Fransa'nın başkenti Paris'ten herkese merhabalar. Önümüzdeki 3 gün boyunca bu şehirde olacağız. Gezimize de Paris'in en bilinen simgelerinden olan Eiffel Kulesi ile başladık. Eiffel Kulesi Fransız devriminin 100. yılında yani 1889 yılında Gustave Eiffel tarafından yapılıyor. Yüksekliği 330 metre en yüksek olduğu noktada ve sadece bu yapı Paris'e yılda 7 milyon turist çekiyor. Buraya çıkmanın 4 opsiyonu var. Bunlardan bir tanesi ikinci kata merdivenle yürüyerek çıkmanız. 10 euro ödüyorsunuz. İkinci kata asansörle çıkmak isterseniz 17 euro ödüyorsunuz. En üst kata direkt asansörle çıkmak isterseniz 27 euro ödüyorsunuz. Ama ikinci kata kadar yürüyerek çıkıp sonrasında asansör kullanmak istiyorsanız 20 euro ödüyorsunuz. Şu an en üst kata çıkılamıyor. Teknik nedenlerden ötürü bir problem olduğu yazılmış web sitesinde. Sadece ikinci katı ziyaret ediyorsunuz. Biz de hala emin değiliz sadece ikinci katı görüp görmeyeceğimize. Önümüzdeki günlerde karar vereceğiz. Eiffel Kulesi'nin tam arkasından geldik buraya. Şalo Sarayı diye geçiyor. Yanlış telaffuz ediyorum muhtemelen çünkü çok zor. Şu an bu önümdeki saray hem tiyatro olarak kullanılıyormuş hem de içerisinde birkaç tane müze varmış. Ama en önemli özelliklerinden bir tanesi Eiffel'i çok güzel bir manzaradan görüyor olması. Şu yukarıdaki terasta insan yığını var. O yüzden buradan çekiyoruz şu an videoyu. Biz az önce o videoyu şurada çektik. Terasın zaten en verimli kısmı şu an kapalı. Sol tarafta sadece ufak bir alan var. Orada da yer bulmak bir hayli zor oluyor. Şu an istikametimiz Zafer Takı. Oradan da Şanzelize'ye geçip birinci günü bitireceğiz. Eğer siz de Paris'i beğenip Eiffel Kulesi manzaralı bir ev almak isterseniz 5 milyon 200 euroyu ya da 3 milyon 260 bin euroyu ya da 4 milyon 800 bin euroyu gözden çıkarmanız gerekiyor. Şimdi Zafer Takı'na geldik. Bu anıt 1806 yılında Napolyon'un Avusturya ve Rusya'ya karşı kazandığı bir zaferin anısına yapılmış. 50 metre yüksekliğinde ve dünyanın en büyük 3. Zafer Takı aslında. Bu bilgi bizi şaşırttı çünkü dünyanın en büyük Zafer Takı Kuzey Kore'de Pyongyang'taymış. İkincisi de Meksiko City'deymiş. Burayı da ziyaret edebiliyorsunuz. En üst katına çıkıp etrafı seyredebiliyorsunuz. Burası aynı zamanda Paris'in en kalabalık kavşağı ve 12 farklı yola ayrılıyor. Çıkış ücreti 13 euro. Tam şu an Burçak'ın arkasında da Şanzelize var. Birazdan Şanzelize'den devam edip Louvre tarafına, Notre Dame tarafına doğru yürüyeceğiz. Oradan sonra da artık birinci günü sonlandırmayı düşünüyoruz. Bir yerde oturur, bir şeyler içer, bir şeyler yeriz. Ertesi günde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Zafer Takı'nın hemen altında meçhul asker mezarı diye bir anıt var. Bu anıt 1. Dünya Savaşı'nda ölen Fransız askerler için yapılmış ve anıtın üzerinde bulunan ateş 1923 senesinden beri hiç sönmemiş. Savaş gazileri ve dernekler her gün saat 6.30'da bu ateşi tazelemekteymiş. Şu an saat 5.30. Muhtemelen bir saat beklemeyeceğiz burada, değil mi? Yok, hayır. O zaman göremeyeceğiz. Ama böyle bir hikayesi varmış. Bak, ateşi yenileyenler bu üniformalı insanlar olabilir. Şimdi Şanzelize'de yürüyoruz. Arkamızı Zafer Takı'nı aldık. Burası Concord Meydanı'na kadar uzanan 1.9 kilometrelik lüks kafeleriyle, restoranlarıyla ve alışveriş mağazalarıyla bilinen bir cadde. Hatta burası dünyanın en güzel caddesi olarak da nitelendiriliyormuş. Buranın anlamını çevirdiğimiz zaman Fransızcadan Türkçe'ye ölü kahramanların yeri demek burası. Şimdi 2 kilometre boyunca yürüyeceğiz. Dükkanlara bakacağız, kafelere bakacağız. Sonra Eyfel Kulesi'ne dönüp oradaki ışıklandırmanın keyfini çıkarmak istiyoruz biraz. Sonrasında günü bitiriyoruz. Şimdi biz Zara'ya girdik 2 dakika. Merak ettik çünkü fiyatlar aynı mı farklı mı diye. Birebir aynı fiyatlar. Yani Şanzelize'de olduğu için daha pahalıya satmıyorlar. Şu an tam Burçak'ın durduğu yerin arkasından makaron aldık. Şu sunuma bakar mısınız? Çok pahalıydı, evet. Biraz aldandık galiba. Aynen. Açamıyorum. Aa, çünkü şey bantlıymış. He. Neyse, tamam. Birazdan kahve içerken gösteririz. Şimdi şu ileride... Şöyle bir kutumuz oldu. Aynen. Şöyle bir çantayla kutumuz oldu. Bu arada 8 tane var bunun içinde. 23 euro ödedik. Al bakalım bir tane tatlıya bizim için. Hangisinden? Antep fıstıklı. Yok, şu en güzel olan şuydu değil mi? Bir tanesi bu favori dedi de. Evet. Tanesi 3 euroya falan geliyor bunların. Güzel mi? Ekşiymiş bu. Beğenmedin yani. Hı-hı. Beğenmedin. Bunu beğenmedim. Ha. Makaronu çok beğendim. Yani kıtırlığını falan çok beğendim ama bunun içindekini beğenmedim. Ekşiymiş. Ben bir tane o zaman ne alayım? Şuradaki çikolatalıyı alacağım. Dur, kıtır çok iyi. Bence de güzel ama efsane değil yani. Hadi be. Yani biz Eindhoven'da bir dükkana gitmiştik. Orada yediklerimiz de bence bu kadar lezzetli. Değil mi? Evet. Ama onların makaronu biraz daha farklıydı. Kıtır değildi. Evet. Kıtan daha yiyeceğim ben. Müthiş lezzetli bak. Nasıl? Aynı gibi mi? Tamam, biz çok çok yüksek puan vermedik. Evet. Değil mi? Hı hı. Gül var içinde ya. Ne mana? Güllü, valla güllü. Güzel ama yani güllü. Öyle. Güzel çok, ama güllü. Çok efsane değil bence de yani. 10 üzerinden 7-8 arası bir şey. 6 mı? Yok, 7-7 aynı. Aynen. Şimdi Şanzelize'yi de bitirdik. Concord Meydanı'na ulaştık. Şimdi buradan metroya bineceğiz. Metroyla
Eyfel Kulesi'ne geri döneceğiz. Çünkü gece ışıklandırıldı Eyfel Kulesi. Arkamda görüyorsunuz şu an. Saat başı da olması lazım. O böyle ledleri yakıp söndürüyorlar falan. Güzel bir atmosfer oluşturuyor. Oraya gideceğiz. Orada bir şeyler atıştıracağız. Oradan sonra bugün artık tamamen bitiriyoruz. Yorulduk, bayağı yürüdük. Saatte şu an 7'ye geliyor aşağı yukarı. Eyfel Kulesi'nde görüşmek üzere. Paris çok küçük bir şehir değil. Yani bizim kaldığımız otelden mesela Eyfel Kulesi 8-10 kilometre civarındaydı. O yüzden biz metro bileti satın aldık. Eğer tek yön alırsanız 1.9 euro tek gidiş. Ama biz 10'lu satın aldık. 17 euro ödedik. Yani yaklaşık 1.7 euroya geldi. Yani 16.90 ödedik işte. Şimdi de metroyu kullandığımız anlardan bir tanesi. Yani şehirde daha özgür olabilmek adına, bir yerden bir yere daha kolay gidebilmek adına metro gerçekten önemli ve çok pahalı da değil. Paris'te yenecek şeylerden bir tanesi de falafel. Hemen Notre Dame Kilisesi'nin oradayız. Tam şu sokakta sağda Falafel For You diye bir dükkan var. Puanı 4.9'lu. Oradan aldık. Güzel bence değil güzel, mi? Evet, güzel. Güzel, lezzetli. Sen nehri kenarında. Notre Dame'ın yanında. Afiyet olsun. Evet, birinci günü de bu şekilde kapatıyoruz. İkinci gün yarın tekrar görüşmek üzere. Paris'te hafta sonu kruvasan yemek istiyorsanız sabahın köründe kalkmanız lazım. Burası ünlü kruvasancı Cedric'in önündeki sıra. O yüzden şu an pas geçiyoruz. Başka bir yer var. Oraya gideceğiz. Burası da Angelina dediğim dükkan. Burası da bayağı kalabalık ve sıra var. O yüzden şu an normal bir yere gideceğiz. 4 tane yere gittik ayrı ayrı. Hiçbirinde kruvasan yoktu. Ve çok fazla sıra vardı en önlerinde. Şimdi şanslıyız ki Christmas Market var. Orada krep yaptırdık. Nutella'lı muzlu, onu yiyoruz. Buradan da Louvre'a gideceğiz. Bilet almıştık saat 1 için. Louvre'dan sonra da bugün Montmartre'a gidip yine akşamı bu Christmas Market'te sonlandırmayı düşünüyoruz. Burası zaten direkt Louvre'un önünde. Louvre Müzesi'nin sitesine girdiğinizde site size müze için bazı rota önerileri gösteriyor. Biz bu önerilerden Masterpieces from the Louvre, yani Louvre'un Şaheserleri adlı rotayı seçtik ve 1,5 saatlik olan bu rotayı ancak 2,5 saatte tamamlayabildik. Bu rotada Mona Lisa da dahil olmak üzere 11 ayrı öneri var. Eğer sizin de çok uzun bir vaktiniz yoksa bu rotayı size de önerebiliriz. Bakın, bizce bu bir ironi. Bu İsa bir tane düğün yemeğine davet ediliyor, düğün festivaline. Orada ilk mucizelerinden birini gerçekleştirip suyu şaraba çevirmiş. Bu duvar büyüklüğünde bir tablo burada asılıyken, bakın karşısında ne var. Buna yüzlerce insan bakıyor. Şu sıraya girmemiz vesaire gerekiyor. Burada gayet böyle en önden rahat rahat izleyebiliyorsunuz. Çok insan yok. Algı. Bu da Sakız Adası'na Osmanlı saldırdıktan sonra oradaki insanları resmeden bir tabloymuş. Şimdi arkamızda Louvre kaldı. Concorde Meydanı'na yürüyoruz. Oradan metroya binip
Montmartre'a gideceğiz. Christmas Market de hemen yanımızda. Şu an Tuileries Bahçesi denilen bir bahçedeyiz. Burada böyle oturacak sandalyeler, banklar da var. Güzel bir hava da bayağı keyifli olabilir. Şu an biraz soğuk sadece. Biz artık Montmartre'da sıcak bir yerde oturacağız bugün. Ama bahçe gerçekten çok güzel. Şu an Montmartre'a geldik. Burası Paris'in en yüksek noktası olarak biliniyor. Hatta bir yemek de yedik. Çok güzel sokakları ve kafeleri de var. Şimdi Sacré-Cœur diye bir kilise var. Oraya finikülerle çıkılıyormuş. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Yukarıdan güzel bir Paris manzarası olduğunu söylüyorlar. Kilisenin de kendine özgü bir hikayesi var. Orada anlatırız. Evet, şurası finiküler, burası da merdiven. Tahmin ettiğimizden daha az gözüküyor. O yüzden merdiveni deneyeceğiz ya. Hadi bakalım. Bismillah. Aynen, yani 230 merdiven demişler. Umarım şunun devamında bir bu kadar daha yoktur. O kadar da yorucu değildi değil mi? Yok ya, iyi. Ya biz Kotor'da kaç metre çıktık? Bu nedir ya? Bu ne ki? Şuradan sanırım güzel bir Paris manzarası var. Fransa ve Prusya Savaşı'nda ölen 58 bin askerin anısına yapılmış. 1875 yılında yapımına başlanmış ve 1914 yılında tamamlanmış. Kilisenin yapı malzemesi traverten taşıymış. Bu traverten taşının en önemli özelliğinden bir tanesi de yağmur yağdıkça taş daha da beyazlaşıyor. Yani içerisinden bir kaplama malzemesi gibi bir şey çıkartıp sürekli üst tabakaya. Bu da kilisenin sürekli beyaz renkte görünmesine, daha temiz kalmasına sebep oluyor. En önemli özelliği buranın, dediğim gibi, çok güzel bir Paris manzarası. Eyfel'i tam göremiyorsunuz ama o biraz sağ tarafta kalıyor. Güzel görmüyorum şu an. Sen çek de ben de videodan izlerim. Uçak sayar, ne içiyorsun? Sıcak şarap. Çünkü Sacré-Cœur Kilisesi'nin yanında sıcak şarap içilir. Güzel, beğendin mi? Evet, çok güzel. Valla ben de beğendim. Şu mekanı da öneririz ya. Yani. Şarap, evet, gerçekten çok güzel. Sıcak şarabı. Evet. We are the children. We are the ones who make it by the day, so let's not give in. Yeah. There's a chance to make it. Lada. We're standing on our line. Okay. And it's true. Make it by the day. One more time. Yeah. We are the world. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make it by the day, so let's not give in. Oh, yeah. Aynı zamanda ressamlarıyla da ünlü burası, sanatçılarıyla da ünlü olan bir bölge. O yüzden herkes portresini çizdiriyor. Bir sürü ressam var etrafta. Bak
İkinci günün son durağı nereye geldik? Tuileri'deki Christmas Market'e geldik. Ne zaman? Louvre'un hemen arkasındaki bahçede kurulmuş olan bir Christmas Market. Yani Christmas Market'in en güzel şeylerinden biri bence sıcak şarap. Evet. Şimdi sıcak şaraplarımızı aldık. Şu bardaklar 6 euro bu arada. Evet, biraz pahalıydı bu bence arada. De. Çünkü yukarıda Montmartre'da 4 euroya içmiştik sıcak şarap. Evet, biraz daha küçüktü sadece o bardak. Evet, biraz daha küçüktü ama bunun da büyüğü 9 euroydu yani. Evet. Pahalı biraz. Çok kalabalık şu an burası. Aşırı kalabalık, aşırı canlı. Bugün ilk günü bu arada. Çok şanslıydık çünkü bilet alırken bilmiyorduk Christmas Market var mı yok mu. Günü bitirmek için mükemmel bir aktivite. İkinci günü taçlandırdığımız aktiviteyi size göstereyim. Seyahatimizin 3. gününe Versailles'le devam ediyoruz. Versailles Paris'e 17 kilometre uzaklıkta bulunan 85 bin nüfuslu başka bir şehir. En önemli ziyaret noktalarından bir tanesi de Versailles Sarayı ve sarayın bahçeleri. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Burçak size çok güzel bilgiler verecek saray hakkında birazdan. Güneşin çıkması ayrı bir mutluluk sebebi. Paris'in Eiffel'den sonra en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Versailles Sarayı'ndan tekrar selamlar. Aslında burası ilk etapta av köşkü olarak inşa edilmiş. Fakat daha sonra Kral Louis burayı saray haline getirmiş ve Fransız Kraliyeti'nin son yüzyılına ev sahipliği yapmış. Fransız Kraliyeti'nin ihtişam, zarafet ve gövde gösterisinin bir örneği olarak tasarlanmış ve kraliyet ailesine ev sahipliği yaptığı 100 yıldan fazla süre boyunca da bu duygular burada yaşatılmaya çalışılmış. Öyle ki kral ve kraliçenin her hareketi, sabah uyanması, yemek yemesi, bir sürü izleyicinin olduğu seremoniler şeklinde gerçekleştiriliyormuş. Burada değinilmesi gereken önemli ayrıntılardan bir tanesi de bu saray inşa edilirken tuvalet ve banyo hiç düşünülmemiş. Çünkü o dönemdeki asillik anlayışına göre asiller gereksinimlerini istedikleri her yere yapabiliyorlarmış. Hatta öyle ki bu nedenden dolayı Avrupa'da kokusu en eşsiz saray olarak nitelendiriliyormuş. Versailles Sarayı. Çalışanlar kullandıkları lazımlıkları odaların pencerelerinden boşalttıkları için de bu koku zamanla tüm saraya ve çalışanların kıyafetlerine dair sirayet etmiş ve kokusuyla ünlü bir saray haline gelmiş. Bu ihtişamlı dönem yine sarayın ihtişamına yakışır bir şekilde son buluyor. Kral Louis ve eşi Marie Antoinette de burada o kadar lüks ve ihtişam içerisinde yaşıyorlar ki halk o dönemde çok büyük bir yoksulluk çekiyor ve sarayı basarak Kral Louis ve Marie Antoinette'nin başlarına vuruluyor.
Marie Antoinette de aynı zamanda ünlü ekmek yoksa pasta yesinler sözünün de sahibi olan kraliçe. Zaten bu olaydan sonra 1789 yılında Fransız İhtilali yaşanıyor ve Fransız İhtilali'nden sonra da saray tamamen boşaltılıyor. Saray en son günümüzdeki şekliyle müzeye çevrilmiş ve bahçeleri ve sarayın içerisi müze olarak kullanılıyor. Versailles Sarayı aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmanın imzalandığı saray. Müttefik devletler ve Almanya arasında Versailles Anlaşması bu saraydaki odalardan bir tanesinde imzalanıyor. Hatta bu oda aynalı oda diye geçiyor. Sarayın en ünlü odalarından bir tanesi. Bahçelere gelince de burası çeşitli ülkelerden getirilmiş binlerce ağacın bulunduğu, 50'den fazla çeşmenin olduğu, aynı zamanda Venedik'teki Grand Kanal'dan etkilenerek içerisine bir kanalın da yerleştirildiği çok büyük bir alanı kapsayan çok güzel bir bahçeymiş. Biz de şimdi gezip bahçenin güzel olup olmadığını teyit edeceğiz. Şuradan girdik saraya. Sarayın ön tarafında şöyle uzanan büyük bir bahçe var. Sanıyorum ki şuraya kadar vesaire de gidiyor. Şimdi biraz inip yürüyelim buralarda. Burada 200 bin ağaç varmış bu sarayın bahçesinde. Bakın şu zemin Avrupa'daki park ve bahçelerde bayağı yaygın. Ama bence bunun yerine bir Arnavut kaldırımı çok çok daha iyi ve estetik olur. Gerçekten çamur çamur yürüyorsun yani. Burada golf arabaları var. Bahçe çok büyük olduğu için bu bahçeleri golf arabalarıyla gezebiliyorsunuz. Biz de bir tane kiralayalım dedik. Ancak saatliği 38 euroydu. Ve en az 1 saatlik kiralanabiliyormuş. O nedenle kiralamaktan vazgeçtik. Yürüyerek gidiyoruz. Bakın bunlar zenginler. 38 euro vermişler saatine. Hızlı hızlı geziyorlar bahçeyi. Bir saatten sonra her 15 dakika içinde 9,5 euro ödüyorsunuz. Bu bahçeler kraliyet ailesi burada yaşarken de halka açıkmış. Ancak bir şartla buraya gelebilmek için belli bir şekilde giyinmek gerekiyormuş. Resmi, temiz ve güzel kıyafetlerle ancak geldiğin zaman parkı ve bahçeyi gezebiliyormuş. Valla bahçe uçsuz bucaksız. Gözümüzün alabildiğince gidiyor yani. Muhtemelen belli mevsimde bu kayıklarla da gezebiliyorsunuz. Saray da şurada kaldı. İlk geldiğimizde ve yukarıdan aşağıya doğru baktığımızda birazcık abartılmış olduğunu düşünmüştüm. Ama aşağı inip de bahçeleri dolaşmaya başladığımızda ne kadar çok ağaç ve çiçek olduğunu görünce gerçekten hakkını vermek gerektiğini düşünüyorum şu anda. Çok güzel, çok büyük ve kocaman ve çok güzel bir alan.
burada benim içimde oluşan his şu oldu. Keşke yakın bir yerde yaşasaydım da durmadan buraya koşmaya gelseydim. Evet, ve koşan insanlar da var bu arada. Evet. Şimdi Versailles Sarayı'ndan ayrılıyoruz. Biz sadece Versailles bahçelerine dolaştık. Sarayın içerisine girmedik. Bahçelerin giriş ücreti yok. Bedavaya girip bahçelere dolaşabiliyorsunuz. Ama Versailles Sarayı'nın içine girmek istiyorsanız ödemeniz gereken en düşük ücret 19,5 euro. Bu ücret girmek istediğiniz odalara turun rehberli olup olmamasına göre artabiliyor. Şimdi Paris'e dönüyoruz. Paris'te görüşmek üzere. Paris'te kullandığımız tanesi 1,9 euro olan metro bileti Versailles için geçmiyor. Yeterli değil. Ayrı bir bilet almanız gerekiyor. Bu biletin fiyatı da 3,6 euro. Çünkü 40 dakikalık yaklaşık bir metro yolculuğu yapıyorsunuz ulaşmak için. Eğer Paris'te kullandığınız metro biletiyle buraya gelirseniz istasyondan çıkamayacaksınız. Çünkü biletinizle kapıları açamıyorsunuz. Çıkarken de bileti sakıyorsunuz. O yüzden ona dikkat edin. Ekstra bir bilet almanız gerekiyor. Buradan dönerken de Versailles Paris biletini almanız gerekiyor. ...1345 yılında yapımı tamamlanan Notre Dame Kilisesi'nin önündeyiz şu anda. Notre Dame Kilisesi, Sen Nehri'nin ortasında yer alan bir adada yer alıyor ve gotik mimarinin en önemli temsillerinden biri olarak nitelendiriliyor. Gotik mimari ve barok mimari en çok karşımıza çıkan iki mimari türü. Aslında gotik mimari orta çağın ortasından sonuna kadar hükmünü sürdürmüş, insanın Tanrı karşısında ne kadar küçük olduğunu vurgulamak amacıyla çok büyük yapılar inşa etmek üzerine kurulu bir mimari seçim. Aynı zamanda bu yapılar köşeli yapılar olarak da dikkat çekiyorlarmış. Barok mimaride 16 ve 18. yüzyıllar arasında daha süslemeli duvarlar ve büyük bahçeler içeren mimari eserler olarak Gotik'in karşısında yerini almış. 19. yüzyıl başlarında Paris'in şehir planlamacıları bakımsızlığından ötürü bu katedrali yıktırmak istemişler. Ama Victor Hugo, Notre Dame'ın Kamburu adlı eserinde tam bu tarihte bu kilisenin yıkımını önlemek için yazmış. Bu romanın yazılmasıyla birlikte bu katedralin yıkılmasına karşı kampanya başlatılmış olmuş ve katedralin tekrardan yenilenmesi sağlanmış. Bilindiği gibi 2019 yılında çıkan bir yangınla bu katedral büyük bir hasar aldı. Hatta çatısı da çöktü. Videosu da yayınlanmıştı. Şimdi restorasyon aşamasında belediye o kazadan sonra 5 yıl içinde yenileyeceğini ve tekrar ziyarete açacağını söylemiş bu katedrali. Şu an inşası hala devam ediyor. Paris'e 3 gün kesinlikle yeterli değil. Çünkü bu Saint-Chapelle'e anca şu an gelebiliyoruz. 3. günün son saatleri resmen. Ne içine girebildik, kapanmış her yer. Yani net olarak söyleyebilirim ki 3 gün burası için yeterli değil. Bu şapel 1248 yılında Kral 9. Louis tarafından çıktığı Haçlı seferlerinde topladığı kutsal emanetleri sergileme amacıyla inşa ettirilmiş. Sergilenen emanetler arasında İsa'nın giydiği dikenli taç, birkaç çivi parçası, çarmıh parçası vesaire bulunuyormuş. Ama Fransız devrimi sırasında halk tarafından, isyancılar tarafından bu şapel yağmalanmış ve bu kutsal emanetler çalınmış. Daha sonra tekrar bulunduğu söyleniyor ve şu an bu kutsal emanetler Saint-Chapelle yerine Notre Dame Kilisesi'nde sergileniyormuş. Burası Fransız devriminden bu yana müze olarak kullanılıyor. Yine şehirdeki önemli gotik eserlerden bir tanesi. Paris vlogunu bitirmeden size Paris hakkında edindiğimiz bazı izlenimleri aktarmak istedik. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki Eiffel Kulesi ile ilgili genellikle görüldüğü zaman hayal kırıklığına uğrandığına dair söylemler duyduk hep buraya gelmeden önce. Dolayısıyla buna karşı hep hazırlıklıydık. İlk gördüğümüzde bize de hani gerçekten çok demir yığını geldi ama bence benim fikrime göre çok da fazla hayal kırıklığı değildi. Bence uzaktan çok güzel görünüyor. Özellikle geceleri çok güzel görünüyor. Dolayısıyla benim için Eiffel Kulesi hiç de hayal kırıklığı olmadı ve ben sevdim diyebilirim. İkinci olarak bahsetmek istediğim şey buradaki pastanelerle alakalı olan bir durum. Bildiğiniz gibi Paris'te tatlı, kruvasan ve pastaneler gerçekten çok ünlü ve bizim de hani vitrinlerinden gördüğümüz kadarıyla gerçekten çok güzel tatlılar yapan pastaneler vardı. Ancak biz bunlara giremedik. Çünkü gerçekten ünlü olan ve iyi ürün çıkartan bütün pastaneler çok doluydu. Saatlerce sıra beklemek gerekiyor bir tane kruvasan ya da bir tane tatlı yiyebilmek için. Dolayısıyla bizim size tavsiyemiz, eğer Paris'e gelmeyi düşünüyorsanız en önce yapmanız gereken şey uçak biletinden önce kruvasan için pastaneden rezervasyon ayırtmanız gerektiği. Bunu kesinlikle göz önünde bulundurun. Ya da öğlene kadar herhangi bir pastaneden kruvasan ya da tatlınızı almış olmanız gerekiyor.
biz şu an 20 Kasım'dayız ve şu andan itibaren rezervasyon yapmak için herhangi bir pastaneye baktığımızda Ocak ayına uygun rezervasyon tarihi alabiliyoruz. Burada pastaneler gerçekten çok dolu ve yoğun. Buna karşı önleminizi almanız gerekiyor. Üçüncü olarak değinmek istediğim nokta Louvre Müzesi. Louvre Müzesi binasıyla, içindeki eserlerle gerçekten büyüleyici bir yer ve biz buraya gittiğimizde 4 tane farklı rota vardı ve bu rotalardan birini seçip ona göre o rotadaki eserleri görebildik sadece. Bizim seçtiğimiz 1,5 saatlik bir rotaydı ve biz 2 saat 25 dakikada bu rotayı tamamladık. Ancak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki 1,5-2 saat değil 2 gün burada vakit harcayabilirsiniz. Gerçekten eşsiz ve mükemmel. Sadece içindeki eserlerden dolayı değil, aynı zamanda binanın mimarisi de o kadar mükemmel ki, yani tabloya mı bakacaksın, heykele mi bakacaksın, yoksa yukarıdaki tavana mı bakacaksın? Gerçekten hani çok eşsiz bir yerdi. Louvre'a kesinlikle daha fazla vakit harcamak gerekiyor. Aynı şekilde biz sadece Louvre Müzesi'ne gidebildik. Çünkü diğer müzelere gitmek için yeterli vaktimiz yoktu. Ancak çok fazla müze var ve çok fazla sergi var. Bence hani bu da dikkate alınarak Paris'e gelinmeli diye düşünüyorum. Buradan da şuna bağlamak istiyorum ki biz 3 gün, 2 gece 3 gün için Paris'e gelmiştik ve bu kesinlikle Paris için yetersiz bir zaman. Yani burada hani 1 hafta 10 gün çok rahat sadece bu şehirde vakit harcayabilirsiniz. Biz 3 günde çok merkezi yerlere gidebildik sadece ve buraları hani çok rahat gezemedik açıkça söylemek gerekirse. Çünkü hep bir sonraki gideceğimiz yere varmamız gerekiyordu. Ve Paris göründüğünden çok daha büyük bir şehir. Bir yerden bir yere gitmek gerçekten zaman alıyor. Mesela metro ile bir yerde iniyoruz ve gideceğimiz yere genelde 1.3 kilometre ya da 750 metre yürümemiz gerekiyor. Dolayısıyla ulaşım da burada belli bir zaman alıyor. Planlamanızı da buna göre yapmanızı tavsiye ediyorum. Biz Paris'ten çok memnun kaldık. Gerçekten mükemmel bir şehirdi. Çok severek dolaştık ve kesinlikle en kısa zamanda tekrardan gelmeyi istiyoruz. Umarım paylaştığımız bilgiler sizin için de faydalı olur. Görüşmek üzere.